Kainat soframıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün 30 TL'ye 6 kişilik yemek yapacağız. Kaç dakikada? 10 dakikada. Vur. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir konseptle karşı karşıyayız. Erkekler yemek yapamaz dediler, biz de İbrahim Sivici çağırdık. Bugün bize çok güzel bir yemek yapacak. Hem uygun hem de çok güzel olacak. Ne yapacağız İbrahim? Hem de çok pratik bir yemek yapacağız. Tavuk sote yapacağız. Ama diğer tavuk sotelerden farklı, sıvı yağ kullanmadan kuyruk yağıyla yapacağız. Birazdan tebi katalım işin içine dedim. Hele yorum yeri. Evet, burada tavuk göğsümüz var ve sarma var arkadaşlar. Bu 1 kilodan biraz fazla. Domatesimiz var, biz yeteri kadar kullanacağız. Soğan var, biber var, maydanoz var salata için. Bir de baharat çeşitlerimiz var arkadaşlar. O halde başlayalım hemen. Başlayalım hemen isterseniz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Kuyruk yağını tavamıza ekliyoruz. Tavayı biraz ısıtırsanız daha iyi olur. Kuyruk yağı eriyecek çünkü. Kuyruk yağımız iyice eridikten sonra, iyice bir sıvı hale geldikten sonra tavuğunu atacağız. Biz isterseniz tavuğunu doğramaya başlayalım. Sarma ile niye yapıyoruz? Sarma biraz daha but kısmından olduğu için yağlı olur. Hani daha lezzet açısından bizim için önemli. Siz evde göğüsle de yapabilirsiniz. Sarmayla da yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bizim hanım görse de ağlar da. Der ki yavrum, kuzum, ne olur sana? Siz de hallere düştünüz. Bittik bundan sonra. Eve gitsek yemek yaptıracak. Annemiz yemek yaptıracak. Evet, tavukları doğradık. Tabağımıza alıyoruz. Şunu bir yıkamaya verelim. İçeriden o diğer tahtayı verelim. Evet, bir yağa bir bakalım. Yağ ne durumda? Yağın bir dakika daha böyle kalması lazım. Hafif iyice rengini verdikten sonra biz direkt bunu içine atacağız. Evet, kuyruk yağımız bu şekilde tam istediğimiz hale geldi. Bak böyle güzel güzel köpürecek. Evet, öyle açacak ya falan filan, onlar hikaye hiç gerek yok. Şimdi tavuğunu ekliyoruz. Hocam güzelce tavuğunu ekleyelim. Evet. Evet, bu şimdi tavuk o yağda güzelce bir tavuğu pişirdikten sonra biz de bu sırada tabii domateslerimizi falan doğrayalım. Evet, soğanlarımıza başlayalım. Şöyle bir tane soğan doğradım. Bir kiloya iki tane, üç tane. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Beni ameli olarak kullandı ama bu oyunu çözdüm. Yakaladım yani onu. Şimdi çok güzel yemekler yapıyoruz. Ama neyi kullanarak yapıyoruz? Tabii ki kainat sofrasını kullanarak yapıyoruz. Ve şunu biliyoruz ki bu kainat sofrası bu işlerin hakimi olabilecek potansiyelde değil. Değil mi İbrahim Hocam? Aynen hocam. Yani bunları ne bilsin, ne tanısın, nerede görsün, nasıl tasarlasın, nasıl rengini kokusunu versin. Ne yaptığını bilmez şuursuz kainatta açıklamaya çalışmak insanın herhalde en basit hale indirgiyor. İnsanı basite indirgiyor. Bakmadan doğrayabiliyor musun? Hocam bunlar şov, biz yapmıyoruz. Peki baharatı elinle şöyle atabiliyor musun? Şov yapmıyoruz lütfen. Ya nasıl yapıyoruz oğlum? İş yapıyoruz arkadaşlar. Bak şov yapıyor. Biberler de çok acı değil zaten. Kaç tane doğradık? Hocam bir 5-6 tane doğradık. Tamam. Bunun için ekstra mantar da doğrayabilir. Aa. O onun elinde artık ne yaparsa. Mantar, ben çok severim ha mantarı. Valla bir bakayım mı şeyimize? Hocam arada gıcık pembeler var. Ya o iyice yiyecek. Kuyruk yağının. Hocam kokuyu alabiliyor musun? Çok güzel. Subhanallah, mükemmel ya. Kuyruk yağı. Şimdi ağır olur mu peki kuyruk yağıyla? Damak zevki de bizim Antep'te kesinlikle ağır olmaz. Ama kuyruk yağının verdiği lezzeti de hiçbir şey vermez. Vermez abi. Tabii. Bu da onun daha gibi lezzeti mi olacak? Lezzetli kuyruk yağından. Hadi bak. Aslında işin özünde biz lezzet alabilelim diye bütün işler bizim için ayarlanmış yani. Bu çok belli. Değil mi? Yani domates ayrı tasarlanmış, biberi ayrı hazırlanmış. Yani birinin elinden çıktığı izlenimi vermiyor mu sizin de aklınıza? Bana çok büyük bir çağrışım yapıyor yani. Ya bir de hocam mesela hani tamam biz lezzeti ver falan filan diyoruz da hani lezzet aldığımız mesela oradan bir et parçası, dil. Çok güzel. Ya mesela acı yiyorsun, acı tadını alıyorsun. Ekşi yiyorsun, ekşi. Tatlı yiyorsun, tatlı. Yani kulak da bir et parçası. Ama hadi yap, bir anlamı yok. Bir telefona, bir demire bunu yerleştirmek için yüzlerce insan çalışıyor. Evet. Ama bir et parçasına bu sistemi koyup yerleştirmek, oraya kodlamak herhalde bir insan işi değil. İnsan üzeri bir kudret, ilim gerekiyor.
Bunu da acaba kim yapıyor? Kainatta gözümüzün gördüğü sen ben değilsek. Oho, sen ve ben daha yapamıyorsak bir yapan olmak zorunda diyoruz. Rengi nasıl oldu tavuk? Bakayım hemen. Hocam beyazlamışlar. Ne yapacağız? Bu anı ilerine verelim. Ver hocam. Evet hocam. Oh. Evet, güzel bir karıştırma hocam. Bakın, İbrahim Usta bakar mısınız? Hocam bu şimdi kendi halinde bir 3-4 dakika böyle kalacak. Tamam. Ben bir bakayım buna. Aslında yeni programın içeriği, biz bunu daha çok erkekler için çekiyoruz. Zannediyoruz ki hanımlar için yapıyoruz. Ama erkek kardeşlerimiz evde eşlerine yardım etsin, hanımların yükünü hafifletsin. Mesela ben yemek yapmayı çok bilmiyorum. Buraya geldim şimdi İbrahim Usta bana öğretecek. Ben de ileride eşime böyle güzel sofralar hazırlayacağım. Ucuz yolu. Nasıl? Ucuz yolu. İşte ucuz yolu böyle pratik sofralar yapacağım. Ne olacak? Bir sünneti de yerine getirmiş olacağız. Ya işte mesela ben evde yapıyorum yemek. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Sonra eşim de alışıyor. Diyor ki hani her zaman yap. Ha, o kadar değil. Hani şey diyeceksin, hanım, ben senin o parmaklarının değdiği o güzel yemeklerden de tatmak isterim diyeceksin. Romantik yolu. Sürekli onu söylüyorum. İzleyecektir kendisini. Söylüyorum zaten sürekli. Altı yorum. Arkadaşlar hanımcılık kazanacak. Evet. Ama gerçekten böyle hanımına yardım etmeyi kılıbıklık diyorlar. O kılıbık diyenlerin hepsine söyleyin. Allah Resulü de bunu yapıyordu. Kılıbıklık değil, sünnet. Ne durumdayız? Hocam soğanın iyice böyle kendini bırakması lazım. Ondan sonra zaten domatesten sonra çok bir işlemi kalmıyor. Ama baharatını vereceğiz birazdan. Bir soğan biraz şöyle bıraksın kendini. Çok fazla baharatımız var. Şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Lokantaya gittiniz, yemeği yediniz, böyle güzel sofralar kuruldu. Mukabilinde bir ücret bunu yapan sizden alıyor. Değil mi? Evet, evet. Ben de diyorum ki bu ücreti bizim vermemiz geçsen. Bu ücreti mutlaka hak ettiği için biz onlara veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi bizden ne istiyor? O çok önemli. Yani bu kadar hazırlık için ustalar çalışıyor. Bak İbrahim Ustam çalışıyor. Ona bir şeyler ayarlanması değil mi? Ustam teşekkür ederim hiç olmasa denmesi lazım. Şimdi düşünsenize şunu toprak kazanından çıkarmış önümüze koymuş. Hepsini aynı toprak kazanından farklı farklı renk ve kokularda tam da damak zevkimize göre önümüze koymuş baharatına kadar. Şimdi acaba ona onu bize sunan bir postacıya teşekkür ederken onun esas sahibine bir teşekkürü çok görürsek bu da nankörlüğün herhalde en büyüğü olur değil mi hocam? Aynen öyle. Allah bizi onu nankörlerden etmesin. Devam. Şimdi ben küçük bir salata yapacağım öyle. Hani kendimiz. Arada yiyelim mi? Böyle arada bir şey yapalım. Güzel. Hocam baharat kısmını ben yapabilir miyim? Yapabilirsin hocam. Birazdan dökeceğiz değil mi abi değil mi? Kırmızı soğandan kullanmam. Ağzın sulanıyor mu? Hocam vallahi şu an sulanıyor. Değil mi? Hocam onu sen şöyle bir tut. Evet. Gördüğünüz bir maydanoz, bir domates, bir tane soğan. Şöyle efsane bir şey ortaya çıkıyor. Evet, şu elimizin altını güzel bir kaldıralım. Biz çalışalım sonra bize yorumlar başından yok. Orada şu vardı da yok, şu vardı da. Arkadaş biraz pembeleşecek, soğanlar inatçı biraz biliyor musun? Kendini bırakacak. Çok işte burada araya böyle ufak tatlı tatlı tefekkürler girerse yemek ne olur biliyor musun? Beka olur diyor Bediüzzaman. Mesela bir elma yedin ama elhamdülillah dedin. Ne oldu? Elma bitti. Ama elhamdülillah o işi beka alemine taşıyor. Orada da ahirette elhamdülillah yiyorsun. Şöyle baktığın zaman ya Rab bunları benim için o basit topraktan, o ne yaptığını bilmeyen şuursuz tabiatın, kainatın elinden nasıl vermişsin? Sana teşekkür ederim desen, bunu Rabbi sana bunu ebediyete kadar verir yani. Zor olmaz. Ne zor olmuş ki bu zor olsun? Değil mi? Çok tatlı olur ya. Acıktınız mı? Ha? Şimdi arkadaşlar arkadaki reji ekibimiz, kameraman ekibimiz de bugün Allah kabul etsin niyetlilerdi. İlk onlar tadına bakacak zaten. Biz yemeyeceğiz. İbrahim ilk biz yemeyelim. Biz yemeyelim hocam. Göreyim bak, bakın soğanlar iyice artık kayboldu. Soğana. Domatesini attık. Şu elimle karıştırasın ya. Al sen devam et. Şöyle. Devam edelim. Tamam. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben 4 yıldır yapıyorum hocam. 4 yıl önce üniversiteyi bitirdik. Sonra böyle kardeşimle, kardeşlerimle hatta
Dedi ki böyle böyle bir işe girelim. Ama ben seviyordum, Allah var, şimdi yemek yapmayı da. Öğrenci ama... evinde böyle işleri, yemekleri sen mi yapıyordun? Yani, herkesin bulaşık sırası olurdu. Temizlik sırası, işte yemek sırası. Biz 4 kişi falan kalıyorduk, 5 kişi. İşte hani bana sıra geldiği zaman ben şey yapardım. Hani bana ne bulaşık bırakın. Ne bir şey. Ne de temizlik ya da çamaşır falan, hiçbir şeye karışmıyordum. Hani onları sadece ben yemeklerini yapıyordum. Yani bu arada da yemek yapmayı hani her gün deniyordum mesela. Havuçlu pilavmış, bezelyeymiş. Önümde zaten kobaylar var. Hani şey de yok, itiraz edelim de Antep, tek Antepli benim. Aynen. Biri Giresunlu, biri Samsunlu. Adamlar hani yemek çok şey yok, ben de dayıyordum ne varsa. Hani deniyordum bir de. Güzellerim de deniyordum. Ulan pilavla havuç gider mi? Diyordum nasıl olacak acaba havuçlu pilav falan. Güzel oluyor ama değil mi? Hocam değişik oluyor. Havucun rengi şey, pilav turuncu oluyor ama. Böyle güzel değişik bir... Farelerden de güzel tepki alınca. Ya kobaylardan. Zaten ne versen yiyorlar. Adamlar hani sıkıntı yok. Allah güzel. Adam çocukların üzerinde deneye deneye yemek yapmayı öğrenmiş. Bizim üstümüze denemiyorsun değil mi? İlk defa yapmıyorsun. Yok, bunu ilk defa yapmıyorum. Bu dükkanda yapıp satılmıyor. Güzel. Hani böyle biraz daha pişirebilirsiniz de. Hani çok da gerek olacağını sanmıyorum. Biz ekmek banacağımız için. Of. Şöyle gösterelim. Ekmeksiz doymayanlardanız biz. Arkadaşlar bugün çok tatlı bir yemeğimizin, uygun yolu yemeğimizin sonuna geldik. 30 liraya efsane bir kuyruk yağlı tavuk sote yaptık. Allah'a emanet olun, hanımlarınıza da yapın, yardım edin. Aynen. Altta da abone olmayı da unutmayın. O bu video. Hadi görüşürüz.